Hastanelerde sıra bulmakta zorluk çekiyor musunuz? Çok memnunum. Kolaylıkla sıra bulabiliyorsunuz. Çok memnunum. Yaş 34. Ben Aydın'da ikamet ediyorum. Aydın'da oturuyorum. Buraya geleyim, tezgahımı açıyorum. Burası Torbalı, Aydın, Söke. 4 pazar yapıyorum. Ama belki bundan 20-25 sene beri rahmetli dedem vardı benim. Dedem öldü. Tabii o zamanları yeşil kart vardı. Bilirsiniz tabii ki. Yeşil kartta sıra alıyorduk. O zamandan bu yana tabii o zamanları çok sıra alıyorduk. Yani bütün hastada ne kadar insanlar varsa ne bileyim yerlere yatıyorlardı. Buna emin oluyorum yani. Şu anda çok memnunuz. Yani geçmişe göre mi? Tabii canım, geçmişe göre. Çok memnunuz şu anda. Ne bileyim 182'yi arıyorsun. İstediğin doktoru elinden vuruyorsun mesela. O anda gidiyorsun, mani oluyorsun. Çok memnunsun yani. Covid-19 olmadan önce çok rahat buluyorduk. Şimdi biraz sıkıntı çekiyoruz. O da yani mecburiyetlikten, bizim sağlık açımızdan dolayı. Allah nasip ederse ilerlerde daha güzel olacak. Nereye gideceğimizi bilelim yeter. Umutlusunuz. Mutluyum. Hastane konusunda mutluyum. Ekonomi durumunda çöküşteyiz ama bunlar da düzelecek elbet. Böyle gitmeyecek. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde sıra bulamadım, olmadı. Her türlü imkanlardan da faydalandım. Ama sıkıntı ödemiş devlet hastanesi. Neden? İstediğin sırayı bulamıyorsun, bir. İstediğin doktoru bulamıyorsun, iki. Hizmet sıfır. Türkiye genelinde bütün hastanelerin hizmeti ve her konuda en ufak bir sıkıntı görmedim. Bir emekli hastane müdürü olarak bazı branşlarda atıyorum sinir damar olsun, göz olsun, bunların takviye tayinlerle ve şeyle olur, becaiş atamalarla olur. Başka bir şekilde olmaz yani. Burada da yani hizmet görülmeyecek bir ilçe değil bu Ödemiş. Ödemiş Türkiye'nin en güzel yeri. Ben mesela Konya'yı bırakıp buraya geldim. Niye geldim? Burada yaşam çok güzel diye geldim. Hastane haricinde her şey iyi. Bu demek değildir ki sağlığı kötülüyorum değil. Yanlış anlaşılmasın. Türkiye genelinde sağlık 10 numaradır. Evet efendim, güçlük çekiyoruz şu anda. En azından bir diş hastanesiyle ilgili bir problemim var. Sıra almıştım randevuyu. Randevumda gittiğimde hastaneye tekrar doktor bey, doktor hanım telefon numaramı alıp beni kendilerinin tekrar arayacağını söyledi. Aradıklarında 27 Ekim'e sıra verdiler. Tam bir ay sonraya. Durumunuz acil mi? Yani durumumuz acil olup olmaması önemli değil. Sadece sağlıktır yani. Ne kadar acil olduğunu siz düşünmeniz gerekiyor. Bu konuda görevli olan çalışanların yavaşlığı mı? Yani sistemin ağır yürüdüğünü hissediyorum ben. Sağlık sektöründeki. Yani sonuçta sağlıkta çağ atladık diyoruz ama sadece kendimizi kandırıyoruz. Sorun sadece mekanizmanın iyi derecede kontrollü bir şekilde takip edilmesiyle bu sorunun aşılacağını inanıyorum ben. Vallahi durumda bildiğim kadar iyi gidiyor, fena değil yani. İşin gerçeğini her yatam doğru konuşalım. Şimdi, her şey olmuyor. Aynen. Şimdi olan bir şey hayır diyemez ki. Her zaman sıra bulunuyor. Bazen sıkışıklık oluyor. Bu da olacak tabii. Bu kalabalığa işi. Hepsini bir an getirmek mümkün değil. Zaman da alacaksın. Zaman da gideceksin. Hiçbir şey yok bunda. Buluyorduk ama çoktandır hastaneye gitmedim. Doktora gitmedim.